Hanımlar, beyler, evime hoş geldiniz. Bu aralar en sık duyduğum yorum, Ferhat Şef'im öyle bir tatlı yap ki canımız isteyince hemen yapalım. 3 dakikada yapalım, 5 dakikada yapalım, az malzemeli olsun, ekonomik olsun. İşte o tarifi yapıyoruz. Sadece 3 malzemeyle şahane bir kek yapacağız. Burada bisküvilerimiz var. Bisküviyle beraber güzel bir kek yapacağız. Burada bisküviler, ben kakaolu kullanıyorum ama evinizde karışık da olabilir, kremalı olabilir, kremasız olabilir. Hiç dert etmeyin, elinizde ne varsa o. Benim burada 3 paket kadar kakaolu bisküvim var. Şimdi bunları blenderda un haline getireceğiz. Sonucu bisküvilerimizi de ekleyelim. Robotumuz yok derseniz de bunu çok kolay bir poşetin içerisinde falan kırabilirsiniz. Birazcık daha vakit alır sadece. İkinci malzememiz de kabartma tozu. Bu kadar bisküvi için yaklaşık tepeleme bir çay kaşığı kabartma tozu yeterli. Güzelce karıştıralım. Ve son malzememiz de süt. Yaklaşık 3 paket bisküvi için 4 çay bardağı kadar sütümüz var ama her bisküvinin çekeceği süt miktarı biraz farklı olabilir. Burada birazcık kıvama bakacağız. O yüzden sütü bir anda eklemeyin. Önce bir yarısını ekleyin, sonra azar azar ekleyin. Gördüğünüz gibi gerçek bir kek hamuruna döndü bir anda. Hatta kabartma tozu olmasa bence bu değişik bir şey oluyor. Sürmedik de bir şey olmuş olabilir yani. Kıvamı tamam. Benim burada bir tane kalıbım var ama her şey olabilir. Isıya dayanıklı cam, seramik, herhangi bir şey. Hatta bunu bardaklara bile bölebilirsiniz. Çünkü bunu fırında da pişirmeyeceğiz. Sadece ocakta pişireceğiz. Şimdi bunu kalıbımıza alalım. Kalıbımı ben hafifçe yağladım. Aslında hiç yapışmıyor. Yine de önlemimizi alalım. Hatta böyle bardağı falan yapıyorsanız yağlamanıza falan da gerek yok. Kokusu şahane. Tabii ki isterseniz bunun içerisine fındık, fıstık, ne isterseniz atabilirsiniz. Herhangi bir keke koyacağınız her şeyi buna da koyabilirsiniz. Ben bunu tencerede pişireceğim ama siz isterseniz bunu fırında da pişirebilirsiniz. 170 derecelik fırında aşağı yukarı 15 dakikada falan pişmiş olacaktır. Çünkü içerisinde un yok, yumurta yok, hiçbir şey olmadığı için pişecek hiçbir şeyimiz yok. Sadece birazcık sertleşmesini bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bir tane kaba koyduk. Tenceremiz var. Tenceremiz ne kadar derin olursa o kadar iyi olur. Şu anda bizim evdeki en derin tencere düdüklü tencere. O yüzden hani ben düdüklü kullanıyormuş gibi gözüksem de düdüklü hiçbir önemi yok bu arada. Tam tabana değdirmeyeceğiz. O yüzden tabana değmemesi için bunun gibi herhangi bir tabak, kase ya da varsa bir aparatınız onu kullanabilirsiniz. Bunu tabana koyduk. Hafiften sıcak su koyacağız. Yaklaşık yarısına kadar. Kekimizi yerleştiriyoruz üzerine. İyice sabitleyelim. Bu aşamada dilerseniz bunu kapağınıza da sarabilirsiniz ama benimki kapağı tam sarılamayacağı için üzerine şöyle temiz bir bez örteceğiz ve kapağımızı kapatıp ocağa alacağız. Şimdi ocağımızın altını kısık açacağız. İyice altını kısalım. Ve pişmeye bıraktık. Hepsi bu kadar. Şimdi bekleyeceğiz. Evet, ocağımızın altını kapatalım. Bir yarım saat geçti. Yani yarım saat tam yeterli geliyor ocaktayken. Öf. Mükemmel gözüküyor. Zaten üzerinin kuruduğunu görebiliyoruz. Güzelce de kavarmış. Bu yeterli bizim için. Şimdi çıkartalım. Hoppa. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Şimdi birazcık soğusun. Açalım, sonra kenarlarını da görelim. Belki üzerine farklı bir şey de dökeriz. Siz ne isterseniz de olabilir. Ama ufak bardaklarda yaptıysanız böyle sıcak sıcak da kaşıklayabilirsiniz. Yaklaşık bir 15-20 dakikada dinlendi. Öyle bir şey ki yani kenarları neredeyse hiç yapışmamış. Ben buradan ayrıldığını görebiliyorum. Bakın kalıp gibi, daha kolay kek yok yani. Tabağa alalım. Sanki şöyle kolayca kayacakmış gibi. Gördüğünüz gibi tabanda da bir yapışma yok. Şu anda mesela bunu böyle yiyebilirsiniz. Ama gelin üzerine çok basit bir şey. Kahvaltılık çikolatalı kremalar var biliyorsunuz. Onu birazcık benmaride eritin, yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar falan üzerine sürün. Krem şanti sürebilirsiniz. Dondurmayla yiyebilirsiniz ki dondurmayla çok iyi olacaktır. Ben az önce benmaride o kahvaltılık soslardan bir tanesini erittim. Şimdi üzerine dökeceğim. Mükemmel olmadım ya. Hadi bir dilim keselim.
Of. Bakar mısınız ya? İçi o kadar güzel ki. Ben bunu yerim. Nasıl biliyor musunuz tadı? Sanki kakaolu bisküvi tadında kek yapmışız ama böyle içi yumuşacık olmuş. Üzerine mutlaka bence bir sos dökün. Yani şanti de olabilir, çikolata da olabilir. Reçel bile dökebilirsiniz. O da çok yakışacaktır. Çünkü şeker bisküviye yönelik olduğu için sütle beraber şeker oranı birazcık düşmüş. Üzerine koyacağınız o hafif sos onu dengeliyor ama benim için şekeri hiç önemli değil. Az şekerli seviyorum diyorsanız da 3 malzemesiyle bu kek mükemmel. Gördüğünüz gibi sizin isteklerinizi bence bu tarif kesinlikle karşılıyor. Sadece bisküvi, süt ve birazcık kabartma tozuyla. Ben ocakta yaptım ama derseniz ki ben ocakta bu işlere giremem. Fırına atarsınız 170 derecede kürdan testiyle. Aşağı yukarı 15-20 dakikada hazır olacaktır. Tencerede bir yarım saati buluyor pişmesi. Bence tarifi beğendiniz ama videoyu beğenmeyi de unutmayın. Abone olmayanlar abone olmayı da unutmayın. Sağlıkla kalın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bye bye.